Selamünaleyküm herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün abimizle birlikte sizlere gözlük düzeltme videosu yapacağız. Hem video olarak göstereceğiz hem de detaylı olarak anlatacağız. Bizi takip edenler muhakkak abimizi tanıyordur. Araz inceleme videosu çektik. Videomuzu da izlemek isteyenler üst taraftan izleyebilir. Hani videomuza geçmeden önce gene bir abimizi sizlere tanıtalım. Her geldiğinde beni tanımak istiyorsun. Son bir kere daha tanıtıyorum. Bir daha da tanıtmayacağım, tamam, haberin olsun. Muhakkak tanınmak isteyenler olur abi. Aynen öyle. Onlar da haklılar. Biz 15-20 senedir bu işin içindeyiz. İsmimiz Harun Özcan. Otojoy firmamızın ismi. Boyasız onarımından, işte kaporta boyasından, alımından, satımından, modifikasyonundan hepsine bir şeyler yardımcı olmaya çalışıyoruz, uzanmaya çalışıyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu şekilde tanıtayım kendimi. Abi bu arada çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp kabul ettiğin için, artık kapınızı bize açtığın için, her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Mekan sizin kardeşim. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Eğer size bir faydamız dokunabilirse ne mutlu bize. Yani sormanıza gerek yok, bir şey yapmanıza gerek yok. Siz burada misafir değil, mekan sahibisiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Instagram'da soru cevap yapmıştım. Birkaç tane soruyu abimize soracak. İlk soru olarak, bu boyalı araçlara gözlük düzeltme yapılıyor mu abi? Onu öğrenelim. Boyalı arabaya gözlük düzeltme yapılabilir ama hasara göre değişir. Durumunu bu işten anlayan birisi gördükten sonra tam olarak olup olmayacağı hakkında net şekilde cevap verebilir. Ortalama kaç metreye kadar gözlük düzeltme yapılıyor araçlara? Ya örnek vereyim, bir kapı, otomobil kapısını düşün, komple hasarlı düzeltebilirsin. Tabii ki hasara göre değişir. Veya yani kaç metrekare değil de, ya olabilecek her türlü hasarı düzeltebilirsin. Ama oran oran, görmek lazım. Bunun da ortalama fiyatları ona göre değişiyor o zaman. Tabii ki. Yani atıyorum ufaklığından, genişliğinden, derinliğinden hepsi farklı farklı rakamlara sahip. Birazdan detaylı videomuzu da izleyebilirsiniz.
Abi bir de şeyi sorayım. Bu gözlük düzeltme işlemlerinde ne gibi malzemeler kullanıyoruz? Onu da öğrensek. Şu şekilde gösterebilirim sizler için. Burada gördüğünüz bu çubuklar sayesinde ulaşılabilecek yerlerdeki göçükleri masaj şeklinde, yani arkadan müdahaleyle yavaş yavaş toparlaya gidiyorsun. Bir de bunun dışında kaportaya yapıştırabileceğin bazı malzemeler var. Onlarla da dışarıdan müdahale yapabiliyorsun. Bu şekilde istediğin sonuca ulaşmak için kullandığın aparatlar bunlar. Buraya da gelip bakabilirsin. Yani hepsinin farklı farklı bir görevi var. Normalde insanlar gördüğünde örnek vereyim bu ne, şu ne falan filan veya bunlar niye böyle yamuk yumuklar falan böyle enteresan gelebiliyor ama zamanla bu işin içine girdikten sonra hepsinin gerçekten ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsun. Diğerlerini de size bakayım nasıl gösterebilirim. Hemen yetişebileceğim. Aynen. Onlar da bu tarz öpücük tarzı şeyler. Bunları da silikonla yapıştırıyorsun. Daha sonrasında onun çekme aparatları var. Onlarla çeke çeke devam ediyorsun. Gel kaçma buraya, sorularını sor. Bu arada da abimizin gözlük düzeltme yerinde ufaktan sizlere göstermek istedim. Ve de eski araçların, efsane araçlarını da şu şekilde de görebilirsiniz.
Bugünkü videomuzda bu kadar abi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Artı buradan selam göndermek istediğim var mı, onu da öğrenelim. Selam göndermek istediğim buradan Selim Bayrak var. Bize bugünlere gelene kadar her türlü desteğe, işte her türlü sahip çıkma, bize yol gösterme gibi şeyler yaptığı için teşekkür ediyorum. Selim abi, seni seviyorum. Selamlar. Videoyu izleyenlere bir şey demek ister misin? Videoyu izleyenlere ne demek isterim? Vaktini ayırıp şu saniyeye kadar izleyen tüm kardeşlerimizi mekanımıza bekleriz. Eğer ki böyle bir işe, nasıl söyleyeyim, ihtiyacı olursa, göçü vesaire falan filan, senden geldiğini de söylerse onlara yapabileceğimiz her türlü güzelliği de yaparız. Çok teşekkür ederim. Bekliyoruz hepsini. Gelsinler, çay kahve etsinler, bizi ziyaret etsinler. Güzel misafir edelim. Senin selamlarını Allah göndersinler. Abi. Bu arada abimizin hem videonun üstünde linki olacak, hem de açıklama kısmında linki olacak. Oradan da ulaşabilirsiniz. Arda da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersin. Ve de böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Abimizin bir işi çıktığı için gitmek zorunda kaldı. Elimizden geldiği kadar sizlere gözük düzeltmeyi anlattık. İnşallah videomuzu beğenmeyi ve de yorum atmayı lütfen unutmayın. Çünkü her şey sizler için. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Böyle farklı videolarda devamı gelecek. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.